Da bu görmüş olduğunuz yer Kubbetü's Sahra, hemen karşısında Kıble Mescidi, Cuma Mescidi. Şimdi buradan aşağı doğru iniyoruz. Evet, ben şöyle müsaadenizle öne doğru geçeyim. Evet, Mervan Mescidi diye anlattıkları ya da Süleyman Aleyhisselam'ın atlarını koyduğu ahır diye anlattıkları, aslında Haçlıların tapınak şövalyeleri, temple diyorlar ya, tapınak şövalyelerinin ahır olarak kullandıkları bir nokta. Çünkü onlara göre, selamünaleyküm, keyfe halekum, şükran. İniyoruz, ineceğiz. Burada çok aşağı ineceğiz. Burada bayağı bir ineceğiz, yürüyeceğiz. Ona göre bilginiz olsun. Ayakkabıları almıyoruz, bırakabilirim. Evet. Evet. Meşhur bir laf var, biliyor musunuz? Camiye girdin, uyudum hazır olan imama dedin, rahat edersin. Yok, ben uyumadım, arkada kendim cemaat olacağım dersen, acaba rekat uyudu mu, sureyi doğru kıraat ettim mi, rükuda yanlış mıydım, kıyamı yapabildim mi, al başına belayı ama uyudum hazır olan imama dersen, bütün sorumluluğu hocayı kilitliyorsun zaten, sıkıntın olmuyor. Siz de öyle yapın, bana kilitleyin sorumluluğu, rahat olun, fazla düşünmeyin, ben anlatıyorum zaten size. Şimdi burası, Haçlılar burayı işgal ettiklerinde burayı krallık ilan ettiler ve o Antoni Kalesi demiştim, hatırlıyor musunuz? Ganarime minaresinin olduğu yerde bir yer gösterdim size. Namaz, sizin abdest aldığınız sıtta kapısının ilerisinde köşede kalan yer. Orasını da bir karakol, krallığın merkezi olarak kullanmışlardı. O zaman da buraları ahır olarak kullanmışlar. Evet, şimdi görmüş olduğunuz yerlerden ilerliyoruz. Bakınız. İndikçe ineceğiz. Evet. Buralar normalde Herod'un yapmış olduğu tapınaktan kalmış olduğunu biz genel olarak düşünüyoruz ama onlarsa genelde zanni deliler üzerinden Süleyman Mabedi'nden kaldığını iddia etmeye çalışıyorlar. Hat yazıyor buradaki amca. Hattat. Ben her geldiğimde görüyorum amca, hiç vazgeçmeden devam ediyor. Yani bir kere kafasını kaldırmışken böyle otururken görmedim adamı. Maşallah. Evet, buralar. Kafanıza dikkat edin. Aynen. Teşekkür ediyoruz. Şimdi görmüş olduğunuz alanlarda ne kadar kadim ve eski bir alan indiğinizi görüyorsunuz. Bakın surların, sütunların durumlarına bakın. Serin selamet çünkü. Şuraları görüyorsunuz. Görüyor musunuz? Eski yapıların ne kadar büyük emek ve sağlıkla yapıldı. Biz böyle bina... bir yer vardı, şeydiniz inanmazdık hocam, gözümüzü aynen görmesek. Şimdi yukarıya bakıyorsun, yukarıda başka bir hayat, aşağı bakıyorsun başka bir hayat. Şimdi biraz önce geri gittik, o iki kat aşağı indirdi. Buraya geliyorsun, üç kat aşağı iniyorsun. Böylece ne oluyor? O peygamberlerin hatıraları, o olaylar gözünde canlanıyor. Bundan sonra Kur'an okurken ya da bir yerde bir vaaz dinlediniz. Evet, Hazreti Meryem dedim, burası gözünüze canlanmış olacak. Gördüğünüz gibi kadim mescidin, Süleyman Mabedi'nin kalıntıları olarak iddia ettikleri ama bizim Herod döneminden kaldığını, Haçlılar döneminden özellikle çok fazla aktif kullanıldığını bildiğimiz yer. Evet, şimdi biz de burada oturup sohbet edeceğiz. Ama sohbetimizden önce yukarıda bir yer göreceğiz. Öncelikle o sürprizi bakalım, kimler görmek istiyor? Yoksa hocam hiç bizi bulaştırma kim diyor. Sürpriz görmek isteyen var mı? Var. Şöyle bir elleri bir göreyim bakalım, şu kamera da görsün. Var, var, var. Bazıları kameradan kaçıp sağa sola kaçıştırıyor ama. Yok, kaçmıyor. Niye kaçalım? Evet, sürpriz istiyorsunuz. O zaman haydi size bir yer sürpriz gösterelim. Haydi buyurun. Bir de o var değil mi? O olaya girersek şimdi ortalık karışır. En iyisi ben kendim göreyim önce de. Olsun. Davut Aleyhisselam'ın kabri. Yok. Davut Aleyhisselam kabri başka yerde, oraya gideceğiz. Burası sevgili dostlar Hazreti Meryem, Kur'an'dan öğrendiğimiz üzere çocuk oluyor İsa Aleyhisselam. Onu getiriyor. Buradan Mescid-i Aksa'ya giriş yapıyor. Burada buranın ulemalarıyla karşılaşıyor ve karşılaştığı zaman da işaret dediği yer burası mı hocam? Diyor ki ne yaptın sen ey Harun'un kız kardeşi? Senin anan baban iffetliydi, namuslu insanlardı. Sen nasıl böyle bir şey yaptın diye laf söylediler. O da susma orucunu işaret etti. Ben konuşmuyorum diye. Sonra bebeği işaret et dedi Allah ona. Bebeği işaret edince dediler ki nasıl ya dediler.
Kundaktaki bebek mi bizle konuşacak dediler. Ve tam burada bakın şimdi ben çekilince buradan göreceksiniz. Oradan göremiyorsunuz. Burada bir beşik göreceksiniz. Bu beşiğin olduğu yerde Hazreti İsa Aleyhisselam onlara konuşuyor. Onlar kafayı yerdir içine göre. Ben çıkacağım siz bakacaksınız. Sıkıntı yok. Doğduğunda hemen konuşuyor. Ve diyor ki ben Allah'ın kuluyum diyor. Bana namazı ve zekatı emretti. Bana kitabı ve hikmeti verdi diyor. Beni anneme karşı bir zorba kılmadı diyor. Nasip olan hidayete geliyor. Nasip olmayan bunda bir sihir büyü vardır diyor. Sonra onun hayatından endişe ettikleri için buradan alıp bu sefer onu Celile ya da Nasıra bölgesine götürüyorlar. Şimdi ben çekileceğim. Siz bu tarihi noktayı göreceksiniz. İmparator Konstantin'in annesi Helena döneminden sonra bunlar çok fazla ön plana çıkmış. Sağda da beşiği göreceksiniz. Şimdi ben müsaadenizle şöyle bir çekileyim. Dur. Sakin olun. Burası Hacer-i Esved köşesi değil. Yavaş yavaş görebilirsiniz. Buradan görebilirsiniz. Burası kapalı hocam. Çıksınlar onlar. Bu arada ben de kılıfı çekeyim. Sizlere daha sonra göstereceğim. Hocam ben beşiği bir saniye diyelim. Kaynak yaptı. Ben göstereceğim size. Hocam biz göremeyiz beşiği. Sağ tarafta. Ben bir çekim yapayım size göstereceğim. Sağ bu taraftan sağa bakmanız lazım çapraz. Bir saniye. Sıra açılır. Bir saniye. Tamam oraya giren daha çıkmaz kimse görmez. Yarısı görmez. Bir saniye size vereceğim. Ben de yapıyorum. Az sonra çekim yapıyorum.